Birileri yanımıza geldi, dedi ki Evet. kalacak yeriniz var mı? Yoksa işte bizim şöyle olanaklarımız var, bu İşte olanaklarımız onlar var, tam böyle kalacak. tuzaklama Şimdi işte bu dönemlerinin devlet burada olduğu yer. çekildikçe Tabii. tarikatlar buraya Tarikat giriyor. devreye Yani giriyor, bu boşluğu meseleyi sadece dolduruyor. şey gibi düşünmemek lazım. Hani bir zaruret halini, devletin çekilme hali gibi de düşünmek lazım. O yüzden bunun önü açılmıştır. Evet. Yani mesele çok boyutlu. Evet. Peki İbrahim Hocam'a döneceğim tekrar. Sanırım problemimiz çözüldü. Hocam virgülü koyduğumuz yerden devam ederseniz sevinirim. Evet, şimdi benim gördüğüm bu tarikatlar baş, hani bir iki cümleyle söylediklerimi tekrar edip kendimi de ısıtarak konuya devam etmeye çalışayım. Buyurun. Tarikatlar bildiğimiz sadece böyle spiritüel yapılar, işte bir dini eğitim veren falan filan, insanlara doğru yolu gösteren, onları ahlaklı yapmaya çalışan falan yapılar olmaktan çıkalı çok oldu. Artık diğer bir aparatlara dönüştü. Hem kendileri siyaset kullanıyorlar, hem siyaset bunları kullanıyor. Karşılıklı dolayısıyla kazan kazan durum var. Şimdi uzun zamandır Türkiye'de bunlar sivil toplum kuruluşu falan diyenler aslında yine bu şeyleri, bu ilişkiyi, bu mekanizmayı benim gördüğüm şeye meşrulaştırmaya çalışan argümanlar bunları. Niye bunlar bir sivil toplum kuruluşu değil? Bir, her şeyden önce şeffaf değiller. İki, yasalarla düzenlenmiş değiller. Bunlar tamamen paralel yapılar, hakikaten paralel yapılar. Dokunulamaz yapılar, eleştirilemez yapılar, denetlenemez yapılar. Ne yaptıklarını, ne ettiklerini kimse bilmiyor. Kapılarından içeriye kimse giremiyor. Dolayısıyla da yani böyle çok bugünkü gibi vahim olaylar olmadıktan sonra kimse bunlara dokunamıyor. Hatta yani bu vahim olaylar olduktan sonra bile dokunulamıyor. Niye? Çünkü bildiğiniz gibi bu tür bir şey olduğunda normal şartlar altında hemen tutuklamaların, bilmem nelerin, gözaltıların falan olması gerekirken, bildiğim kadarıyla bugün de dahil olmak üzere şu ana kadar gözaltına alınan kimse bile yok. Yok, İşte şu anda yok. evet, falanca tarihe bundan birkaç ay sonraya bir şey verildi. Mahkeme tarihi verildi. Evet, o tarih de enteresan aslında. Çok ileri bir tarih. O da mesela kafa karıştırıyor. Yani aslında savcı dosyayı hazır, iddianameyi hazırlamış, delilleri koymuş. Yani niye o kadar uzun zaman ötelendi falan. Şimdi bunların hiçbirinin yanıtı yok. Devletin bu konudan ilk haberdar olduğu tarih ne zaman? Bundan yıllarca vakit önce, 8 yıl önce zannediyorum ilk kez haberdar oluyor ve o soruşturmanın üzeri kapatılıyor. Şimdi bu yapıların dolayısıyla böyle masum STK'lar olduğunu falan söylemek de şey değil, mümkün değil. Bunlar bayağı güçlü yapılar o yüzden de. Yani dokunulamaz yapılar, denetlenemez yapılar. O yüzden de büyük bir güç kullanıyorlar ve biz aslında bunların güçlerinin ne kadar olduğunu dahi bilmiyoruz. Bu tür olaylar olduğunda ancak bunların gücünün ne kadar olduğunu anlıyoruz ve işte sosyal medyada falan nasıl güçlü bir biçimde savunulduklarını, yani her şey alenen ortadayken aslında daha bu köşe yazısı ilk çıktığında köşe yazısı böyle sadece kulaktan dolma bilgilerle yazılmamıştır. O köşe yazısı bildiğiniz gibi iddianameden alınarak yazılmıştı. Yani zaten ilk andan itibaren iddianame üzerinden biz bunu bilgilenmeye başladık ve tartışmaya başladık. Ama iddianame, yani resmi iddianamedeki iddiaları bile insanların nasıl büyük bir şeyle, cesaretle savunduklarını, hatta bunu eleştirenler, burada duyarlılık gösterenleri, işte din düşmanı, tarikat düşmanı, bilmem ne düşmanı falan filan diye suçlayarak üste çıkmaya çalıştıklarını, olayı kapamaya çalıştıklarını. Siyaset belki buna cesaret etmedi. Takipçisiyiz. İşte bunu konuşmayalım, tartışmayalım. Zaten siyaset tuttu falan diyerek o da kapamaya çalışıyor. Dolayısıyla bu yapılar gerçekten benim gördüğüm önemli bir sorun alanı, problematik bir alan. Fakat bunları sadece hani işte yoksul insanları tavlayan, işte eğitimsiz insanları etkileyen ve kontrollerini alan yapılar olarak görmemeliyiz. Benim gördüğüm onun ötesinde işte. FETÖ de öyleydi. Yani Türkiye'nin en zeki çocuklarını, Türkiye'nin en kariyerli insanlarını emri altında tutabiliyordu. Diğer yapılar da öyle. Bundan önce ortaya çıkan yapılarda da halihazırda bildiğimiz şeylerde de bakıyorsunuz çok iyi eğitimli, kariyerli, ünvan sahibi falan filan insanlar. İşte en son diyelim ki bir amiral falan hatırlayıp değil mi, yani Evet. işte benzer bir sürü hadise yaşandı. Dolayısıyla bir mevzu biraz daha derin, kültürel ve dini bir tarafı var işin.
Şimdi benim gördüğüm Türkiye'de bu şeyin, belki bu yapıları ortadan kaldırmak çok mümkün olmayacak ama bir, bu yapıların kontrolü, şeffaflığı getirilip tıpkı diğer vakıflar, diğer dernekler nasıl denetleniyorsa denetlenebilmelerini sağlanması lazım. Birincisi. Evet. İkincisi bu şey konusunda, kadın meselesi konusunda Diyanet'in yapabileceği çok şey varken hiçbirini yapmıyor olması bence büyük bir vebal ve büyük bir siyasi sorumluluk. Yani işte küçük yaşta evlendirme Türkiye'de çok yaygın. Yüzyıllardır olan bir şey, sadece Türkiye'de değil. Şeyde, bölgemizde, yani coğrafyamızda da bu var. Ve işte dinden yarım yamalak deliller getirerek işte dinimizde de var dolayısıyla falan deyip insanlar bunu yapıyorlar. Diyanet'in bunu kalkıp yasaklaması lazım. Yani 18 yaşının altında ve resmi nikah olmadan evlenmek haramdır falan diye çok sert fetvalar vermek lazım. Birincisi bu. İkincisi, bu kadına şiddet, bunu da çözebilir Diyanet. Bunu da yapmıyor. Yine orada işte tartışmalı bir ayete dayanarak kadının dövülebileceğine dair İslam'da bir şey olduğu kabul ediliyor. Hüküm olduğu kabul ediliyor ve Diyanet mesela bunun yasak olduğunu, haram olduğunu açıkça söyleyelim. Üçüncüsü de çok evlilik. Bunun da yasaklanabilmesi, yani dinen de yasaklanması lazım. Fakat olur bu falan filan deyip buna da tolerans gösteriliyor. Şimdi çok evliliğe, kadına şiddete ve küçük yaşta evlendirmeye izin verdiğimiz anda hele bu tür kapalı yapıların içerisinde bu anlamda nelerin olabileceğini işte hepimiz biliyoruz ve yaşıyoruz. O yüzden siyasetin burada sorumluluğu çok büyük. Yani bu siyaset üstüdür bilmem nedir falan diyerek bu sorumluluklarını üzerinden atmamalılar, atamazlar. Yani bunun üzerine gidilmesi lazım. Evet. Sadece bunlarla falan bu iş çözülebilecek gibi bir iş değil. Bu kültürün, yani yanlış kültürün dönüştürülmesi lazım. Bu kolay bir iş değil. Burada bir toplumsal bilince ihtiyaç var. Bütün kanaat önderlerinin katkısına ihtiyaç var. Siyasetin katkısına ihtiyaç var. Bu dini kanaat önderler, başta Diyanet olmak üzere, onların da katkısına ve sürece dahil olmasına ihtiyaç var. Atık takdirde biz bunu tartışırız. 2 sene sonra başka bir şey daha tartışırız. Bunun devamında daha çok daha tatsız şeyler gelir eğer şu andan itibaren önlem alınmazsa. Şimdi madem peki seçime doğru giderken çok kritik bir noktada patladı aslında bu olay. Gerçekten öyle oldu.